Yere Medya öncelikle tedarikçi firmalardan aldığımız ürünlerin KDV istisnasından dolayı mevcut bir zarar gözüküyor. Gazetede, gazete kağıtlarımızda kullandığımız mevcut malzemelerde ciddi KDV'ler öderken satışlarımızda maalesef bunun onda birini alabiliyoruz. Örneğin bir kağıt aldığımızda %8 KDV uygulanıyor ya da bir matbaa kalıbı aldığımızda %18 KDV uygulanıyor. Ama gazete satışlarımızda %1 KDV iadesi geri alabiliyoruz. Bu da zaten otomatikmen %7'lik bir kaybımız söz konusu. Ayrıca mevcut sistemle birlikte personellerimizin, sigortaların yüksek olması, bununla ilgili herhangi bir bölgemizde ciddi bir teşvikin olmamasından dolayı bunları ödemekte, maaşları ödemekte ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ayrıca yerel basınımızın Türkiye'nin en güçlü illerinden birisi olan Batman olmasına rağmen ne iş adamlarımızdan ne de ciddi kuruluşlarımızdan yerel basına herhangi bir desteğin gelmemesi bunu gerçekten bizi derinden üzüyor. Beklentilerimiz öncelikle bu ekonomik krizde devletin yerel basına ciddi anlamda bir destek vermesi için SGK indirimlerinde %50 bir indirim bekliyoruz. Ayrıca kağıt ve kalp üzerinde olan KDV'lerin %1'e çekilmesini istiyoruz. Bunlar çekildiği takdirde yerel basın biraz daha güçlemiş ve kendi toparlamış hale dönüşür diye düşünüyorum. Mevcut zamlardan yaklaşık %100 etkilendik. Öncelikle şöyle belirteyim. Geçtiğimiz yıl bir binlik paket kağıt, gazete kağıdı 50 TL alırken şu anda aynı kağıdı, aynı ürünü 120 TL'ye alıyoruz. Bu ciddi bir maliyet ve bizi zora sokacak bir duruma dönüştürdü. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde ne olacağını biz de herkes gibi bilmemezlik içindeyiz. Bunu bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Yerel basın maalesef her yıl maliyeti artan bir kurum. Yani biz bir bakkal ya da bir market gibi değiliz. Bizim bütün kullandığımız kağıdından, kalıbından, bütün ürünler boyasından hepsi ithal olduğu için her yıl maliyet artıyor. Bununla ilgili artışlar devam ederse gazeteyi durdurma durumuna kadar gidebiliriz.
Son zamanlardaki ham madde konusunda çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçen yıl gazete kağıdını 40 liradan alırken şu anda 140 liraya gelmiş. Yani döviz artışından değil aslında, ithalatçıların %35 koruma payından kaynaklanıyor. Geçen yıl işte tonunu 560 euro'dan alırken kağıdın ve diğer malzemeleri şu anda 635 euro olmuş. Yani haliyle tüm malzemeler 3 katına artmış. Yani bizim devletten beklentilerimiz var. Yani bu konuya bir el atmaları gerekiyor. Yani geçen yıl iş yerimizde 13 kişi çalışırken şu anda 8 kişi istihdam edebiliyoruz. Ve bu gidişle daha da sayıya düşmek zorunda kalacağız. Yani önüne geçemiyoruz masrafları. Yani devletten beklentimiz malzeme alanında ek olan vergilerin kaldırılması, KDV oranının da işte gazete kağıdının %8'den %1'e düşürülmesini istiyoruz. En azından ham maddeye biraz daha uygun almış oluruz. Dediğim gibi fiyatlar tam 3 katlı oldu. Yani son bir yıl diyelim, hatta da bir yıldan beri başlıyor ve şu ana kadar tam 3 katına vardı. Haliyle öyle olunca ya gazete sayfa sayısını düşüreceğiz ya da istihdam konusunda eleman çıkarmak zorunda kalacağız. Devletten beklentimiz dediğimiz gibi ek vergi bir de KDV oranında bir şey yaparlarsa o zaman daha iyi olur. Alo. Evet dinliyorum. Nerede oldu? Kaza nerede oldu? Hı-hı. Nasıl oldu kaza? Otomobil takla atmış değil mi? Gazetemiz günlük olarak yayın yapmakta. Yerel basının içindeki zorlukları aktarmak istiyoruz. Yerel basının içindeki zorluklar tabii ki Türkiye genelinde etkilenen yerel basında büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Özellikle basın ilan kurumuna mevcut bağlı olan yerel gazetelerin haricinde bir de bağlı olamayan yerel gazeteler mevcut. Bunların bağlı olmamasının nedeni de bekleme basın ilan kurumunun şartlarının zor bir şekilde olmasından kaynaklanıyor. Bekleme süresinin fazla olması ve bize koşulları verdikleri şartlarının ekonomik açıdan fazla olması ve bekleme süresinin fazla olması bizleri sıkıntıya koymaktadır. Yerel basın vatandaşı, halkı bilgilendirmek amacında doğru bilgileri halka ulaştırmak, kamuoyu bilgilendirmektedir. Uzun zamandır bu mesleği icra ediyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız maddi sıkıntılar da mevcut. Kağıt artışının fiyatlarının, yani dışarıdan ithal edildiği için gazete kağıtlarının gerçekten de ve bu son zamanlarda doların yükselişi bizleri de fazlasıyla etkiledi. Bu nedenden dolayı sıkıntılar yaşamaktayız. Tabii ki kağıt dışarıdan ithal ediliyor. Devletimizden beklentimiz kağıt fabrikasının ülkemizde açılması
ve verginin üzerindeki verginin ve zamlarının bir an önce indirilmesini talep ediyoruz. Yereldeki sıkıntılarımız da kamu kurumlarında veya başka yerlerde net bilgi alamamamızdan kaynaklanıyor. Bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Yerel basına devletimizin destek vermesini ve bu konuda önümüzü açmasını istiyoruz. Tabii ki bu da teşviklerle, projelerle yerel basın desteklenebilir. İşte DİKA'nın, KOSGEB'in ve İŞKUR'un verdiği desteklerle, projelerle yerel basın güçlendirilebilir. Sıkıntılarımız var. Kendi içimizde de sıkıntılarımız var. Gazetecilik bir silah değildir. Gazetecilik vatandaşın bilgilendirmek amacında kullandığı bir organdır. Bu şekilde devletimizden isteğimiz yerel basına sahip çıkması, yerel basının güçlendirilmesi, yerel basının da kendi şartlarına uygun bir şekilde hareket etmesidir. Ayrıca basın ilan kurumundan ilan ve reklam alamayan gazetelerin başvuruları kolaylaştırılmalıdır. Devlet kurumlarımızın da yerel basına destek vermesini istiyoruz. Matbu evrak ve benzer işlerin dışarıda değil de ilimizde görev yapan yerel kuruluşlara vermelerini istiyoruz. Tabii mevcut yerel gazeteleri sıraya koyarak eşit bir şekilde dağıtmalarıdır. Bu da yerel basına gerçekten de büyük bir katkı sunacaktır. Toparla gel. Evet.